Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel karidesli sebzeli bir makarna tarifim var. Makarnalarım da çok hoş gördüğünüz gibi domatesli, ıspanaklı ve sade olmak üzere 3 çeşit böyle bant şeklinde makarnalar. Tavayı ocağa koymuştum ısınması için. Hemen 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledikten sonra bir tane soğan, bir diş sarımsak, bir tane kırmızı dolmalık biber ve bir tane küçük boyda kabak doğramıştım şeritler şeklinde her birini. O öncelikle kabak ve biberi tavaya ekliyorum ve karıştırıyorum. Yüksek ateşte soteleme yapacağız. Mümkün olduğunca yüksek ateş kullanalım ki sulanmadan sebzeler suyunu bırakmadan sotelene bilsin, kızarabilsinler. Bunun için ara sıra başında bekleyerek karıştırmanızı tavsiye ederim. Yüksek ateş olduğu için çok çabuk yanma riski var. Diğer tarafta da tencereye su doldurdum, kaynamaya bıraktım. Kaynayınca içine makarnaları ekleyeceğim. Kabak ve biberler bir miktar kavrulduktan sonra hafif böyle kızarmaya başladıktan sonra soğanı ve sarımsağı ekleyelim. Öncelikle sebzeleri kavuruyoruz ki soğanlar ve sarımsaklar içinde yanmasınlar. İlk onları eklerseniz sebzeler kavruluncaya kadar soğan ve sarımsaklar yanacakları için öncelikle sebzeleri kavurmanız çok daha uygun olacak. Kaynadıktan sonra içine makarnaları ekleyelim. Yaklaşık olarak böyle bir bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. Arzu ederseniz bir kaç damla zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde de zaten yapışmıyorlar. Orta bir ateşte makarnaları pişirmeye devam edelim. Biz o sırada sebzelere karıştıralım. Artık sebzeler bir miktar Kızarmaya başladıktan sonra e, eklemiş olduğumuz soğan ve sarımsaklarda karidesleri ilave edelim ve hızlıca karıştıralım. Henüz hala yüksek ateş kullanıyoruz. Karidesler çok çabuk pişeceğinden sadece 3-4 dakika kadar kavurmamız yeterlidir. Zaten bu süreçte de makarnalarda pişmiş olacaklar. Bir tane irice bir domatesi böyle görmüş olduğunuz gibi küplere doğradım. Onları da ilave ettim. Baharatlarını ekleyelim. Damak zevkinize göre tuz, karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz. dediğim gibi yüksek ateş kullandığımız için e, ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Zaten çok çabuk hazırlayabileceğiniz bir yemek. iki kişilik diyebilirim. iki porsiyon çıkar. Zaten 200-250 gram kadar da karides vardı. Bir 12-15 tane en fazla diyebilirim. İçine şöyle 200 ml sıcak suyun içerisine biraz sebze çeşnisi ekledim. Karıştırdım. Çok güzel bir lezzet veriyor gerçekten. Onu yemeğimi başlamadan önce hazırlamıştım. O arada sebze çeşnisi sıcak suyun içerisinde yumuşadı. Ve ekleyince harika bir lezzet verecek makarnanıza. Tariflerimde gördüğünüz gibi sebze çeşnisini birçok tarifte yemekte kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok kısa süreçte makarna da pişti. Sosu da hazır. Artık makarnaları süzerek ekleyebilirsiniz. Sebze çeşnisini bir miktar makarnanın suyuyla da karıştırarak da elbette ekleyebilirsiniz. Ama makarnanın suyunda tuz olduğu için sebze çeşnisi de daha korunaklı olması için bozulmaması için biraz tuz miktarı fazla olduğu için içinde ben daha fazla tuzlu olmaması için makarnanın suyundan eklemedim. Evet gördüğünüz gibi hazır bile. Şimdi tek bir dokunuş kaldı. Üzerine çok az bir miktar parmesan peyniri rendelemek. Tabii ki yoksa istediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz. Tulum peyniri bile çok yakışır emin olun. Gördüğünüz gibi enfes bir lezzet aldı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Lütfen abone olmayı, yorumunuzu, beğenilerinizi ihmal etmeyiniz. Abone olduktan sonra yanındaki zil sesini açarak tüm seçeneğini seçmeyi de unutmayınız ki videolarımdan düzenli olarak haberdar olabilin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.